Merhaba sevgili boğalar. Mayıs ayında gökyüzü sizler için neler diyor? 27 Nisan'daki akrep burcunda yaşanan dolunayın etkilerini Mayıs ayının ilk 10 günü hissediyor olacaksınız. Özellikle ikili ilişkilerde tamamlanması gereken konularla ilgili ee, ne oldu, neler yaşandı, bunların daha fazla sorgulandığı bir süreçtesiniz. Ortaklıklar olsun, işbirliği yapılan alanlar olsun, evlilikler olsun, aynı zamanda ikili ilişkiler olsun. Bu dönemde e, ilk 10 gün boyunca daha fazla gündeminizde olacak. Ee, yakın çevrenin de desteğini alacağınız bir dönem olacak ve e, önünüze düşen konularda biraz daha pratik yaklaşımlar sağlayacak e, bakış açıları geliştirmek e, bu dönem sizin için daha rahat ilerleme e, şansına sahip Mayısın ilk haftası özellikle e, 9 Mayıs'a kadar olan süreçte ee, Venüs'ün de Boğa burcunda ilerlemesiyle birlikte daha fazla kişisel e, görünüme dikkat etmek, e, belki fiziksel değişimlere gitmek istemek, e, alışveriş yapmak, e, dekorasyonla ilgilenmek daha çok e, ön planda. E, yalnız 8 Mayıs'ta e, özellikle e, alışveriş konusunda ya da e, kişisel görünümle ilgili yapılacak bazı değişimlerde temkinli olmak lazım. Hatta bugünü seçmemekte fayda var diyebilirim. Yükselen boğaları evet bu ay çok fazla etkiliyor. Çünkü hem akrep dolunayı karşı burçta gerçekleşti. İlk 10 gün etki alınıyor. Daha sonra yine kendi burcunuzda boğa yeni ayı gerçekleşiyor ama e, aynı zamanda e, Mayıs'ın ilk 10 günü e, 24 ve 30 Nisan e, arasında doğan boğa burçları yani yükselen boğaların dışında boğa e, burçları 24-30 Nisan arasında doğmuşlarsa e, daha fazla etki alacaklar. Bunu da belirtmek istiyorum. Mayıs'ın 9'undan sonra e, Merkür ve Venüs İkizler Burcu'nda hareket etmeye başlıyor. Böylelikle daha maddi konularda biraz hareketlenme, kazançlarla ilgili durumlarda hızlanma söz konusu. Bu alanlarda biraz daha aktif diyaloglar söz konusu, daha yoğun ilişkiler, görüşmeler mümkün. Aynı zamanda sevgi ilişkileri de bu dönemde biraz daha kendini göstermeye yönelik olarak hareketlenecektir diyebiliriz. 11 Mayıs'ta ise boğa burcunda bir yeni ayımız var bu yeni ay daha önce geri atılmış e, duygular fikirler varsa on, onlarla ilgili bir takım konuların ortaya çıkışı ve e, bu sebeple de kişinin gerçekte ne yapmak istiyor ve şu anda e, ne yapıyor Bunun arasındaki farkı, e, sorgulacağı bir e, süreç olacak diyebiliriz 26 Mayıs'a kadar bu e, boğa yeni ayının etkisi altında olacak arkadaşlar e, bu süreçte e, sosyal çevre e, destek olacaktır e, bu alanlardan güzel destek alabilirsiniz e, Eğer bu iki haftalık süreçte kendi belirlediğiniz değerlere sahip çıkmak söz konusu olursa bunu daha öncelikli olarak gerçekleştirebilirseniz, iş ortamında ve mesleki anlamda da olumlu gelişmeleri hayata çekmek mümkün olacaktır. 14 Mayıs'ta Jüpiter'in balık burcuna geçişiyle birlikte sosyal çevrenin daha hareketleneceği, arkadaşlarla olan paylaşımların daha yol gösterici belki belli farkındalıkları uyandırıcı noktalarda olacağından bahsedebiliriz. Aynı zamanda ileriye dönük bir takım hedeflerin tekrardan belirlenebileceği de bir süreç. Bu 14 Mayıs'tan 20 Haziran'a kadar olan dönem. Bu dönemde dikkat edilmesi gereken zaman 21-23 Mayıs özellikle bu tarihlere dikkat diyorum. Özellikle e, belli planlar yaparken ya da arkadaşlarla olan ilişkilerde çok fazla gerçeklik duygusunu yitirmemek gerekiyor. Çok iyimser e, olmak, çok fedakar olup e, gerçekten görmeniz gerekenleri kaçırma noktasında sizi zorlayabilir. Bu noktalara dikkat etmek gerekiyor ve 22-23 Mayıs'ta da Kova burcunda duran pozisyona geçecek çünkü retro hareketine hazırlanıyor. 24 Mayıs itibariyle de retro hareketine geçiyor. Bu sizleri nasıl etkileyecek? Daha fazla kariyer anlamında ve mesleki alanda, iş hayatında bu dönemde bir takım alınmamış sorumluluklar, es geçilmiş bazı görevler varsa onlarla yüzleşilebilir. Bu konular daha fazla gündeme gelebilir. Özellikle bu dönemde bu konuların daha fazla telafisine gitmek, onlara karşı daha fazla direnmemek sizin için çok daha verimli bir süreci tetikleyecektir. Yine 26 Mayıs'ta yani ayın sonunda ay tutulması var, yay burcunda. Bu Haziran'ın gündemini belirleyecek, Haziran ayındaki akışı belirleyecek. Daha fazla finansal süreçlerin gündeminde olacağı bir ayın habercisi oluyor bu ay tutulması da ve ay sonunda da 29 31 Mayıs dönemlerinde Merkür retroya hazırlanıyor ve 31 Mayıs'ta da retro hareketine başlıyor. Bu dönemde de özellikle maddi konularda önemli girişimler yapmamak, büyük alımlar, büyük satımlar, büyük anlaşmalara imza atmak gibi konulara bu dönemde dikkat edip buralardan sakınırsak daha verimli geçirebiliriz. Evet Mayıs ayı gerçekten tempolu ve zorlu bir ay. Hepimiz için verimli olmasını diliyorum. Sevgilerimle.